Ben Kıvanç Fırtına. İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencisiyim. Yazılım mühendisliğinin amacı ihtiyaç doğrultusunda insanların hayatını kolaylaştırmak için gerekli olan programları yazan kişilere yazılım mühendisi denir. Örneğin telefonda kullandığımız uygulamalar. Bugün birçok Instagram, Facebook gibi uygulamaları yazan kişiler yazılım mühendisleridir. Genel olarak aldığınız derslere gelirsek eğer C programlama dersi, Data Structure, Software Engineering Quality Analysis ve bunun dışında nesne tabanlı programlama ve nesne tabanlı programlama da Java, Python gibi programlama dillerini öğrenerek tecrübelerimize tecrübe katıyoruz. İki tane ana bilgisayar laboratuvarımız vardı. Bu laboratuvarlarımızda kullanacağınız her türlü program mevcuttur. Atıyorum Dev C++, Android Studio, hatta web tasarımı yapmak isteyen insanlar için toolboxlarımız dahil her şeyimiz var. Onun dışında laboratuvarlarımız her saat, her dakika açıktır. Her saat başı istediğimiz saatte gidip projemizi burada gerçekleştirebiliriz. Okulumuzun staj olanaklarından bahsetmem gerekirse eğer, okulumuz iş hayatına en yakın olan üniversitelerden biri olarak, hatta bu konuda birinci olabiliriz. Staj yapmak istediğimizde bu konuda kariyer merkezi bize çok fazla destek oluyor. Nasıl derseniz, kariyer merkezine gittiğinizde ben staj yapmak istiyorum dediğinizde tek yaptıkları size bir liste koymaları önüne ve bu listeden istediğiniz kafanıza yatan şirketi seçerek stajınıza başlamak olur. Mezuniyet projesi yapmak zorunlu okulumuzda. Buradan yaptığımızda projemizi ve teslim ettiğimizde geçerli puan alırsak okuldan mezun oluyorsunuz. Mezuniyet konusu olarak kendi seçtiğiniz bir konu olabilir ya da şirkette çalışıyorsanız bir yandan orada bulunduğunuz bir projeyi mezuniyet projesi olarak tanımlatabilir ve mezun olmaya hak kazanabilirsiniz. Yazılım mühendisinden mezun olduğunuzda arkadaşlar istediğiniz teknolojinin olduğu herhangi bir alanda çalışabilirsiniz. Bu banka olur, yapay zeka şirketleri olur, Ar-Ge şirketleri olur. Oyun geliştirmek istiyorsanız o tarz şirketlerde çalışabilirsiniz. Bunun gibi teknoloji içeren her türlü alanda çalışabilirsiniz. Zaten en popüler meslekte çalışıyor olacaksınız.